2-4 motorlarda bakın. Evet. Buradaki müşürden, yani sensörden kızdırma rölesine sinyal gidiyor. Motorun sıcaklığına göre kızdırma süresi buradan belirlenmekte. Önce bunu bir çıkaralım. Evet. Şimdi araya bir tane direnç koyup o değeri değiştirmeye çalışacağım. Dirençlerimiz de burada. Bunları kullanacağız. Bunlardan birini deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Soketteki artıyı bir bulalım. Bu yüzden kontağı açtım. Kontrol kalemim. Kontrol kalemi 12 volt olduğu için ampulü sinyal alamamıştım. Bakın şimdi ölçü aletiyle deneyeceğim. ...4.4 volt. Şu ucuda bakalım voltaj var, diğerinde yok. Diğeri sinyal çünkü. Yani şuna direnci bağlayacağız. Burası sabit voltaj attı. Bağlantımız tamam. Şimdi denemesini yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Kutup başını şöyle takalım. Geçici bir süre. Kızdırma lamba süresi 11 saniyeydi. Bir deneyelim bakalım. Müşürü yerinden çıkardım. Klipsi var. Şu klipsi çektim. Geriye doğru, yani şu akü tarafına doğru. Sonra parmağımla biraz yukarı doğru çekmeyi çıkardım ama sanki böyle yapışmış gibiydi. Hafif pense ucuyla sağa sola mini minnacık çevirerek çektim ve çıktı. Bakın contası da burada. 97 yılından beri aracın üzerinde durmakta. 97 yılından beri. Orijinali. En iyi deney yerinde olan, yerinde yapılan deneydir derler. Evet, buradan direnç değerini değişemedim. Belki dirençlerle alakalı olabilir. O kadar denedim ama olmadı. Sigorta kutusunun oradan rölede bunun sıcaklık girişi var. Bir de oradan deneyeceğim. Şimdilik bunu yerine takacağım. Eğer antifriz kullanmazsınız bu çürüyebilir ve bozulabilir. Buna dikkat edin. Araçlarda mutlaka antifriz kullanmanız gerekiyor. Bu arada şu hortumda da bir çatlaklık varmış. Çok fazla anlaşılmıyordu sökerken, onu fark ettim. Bakın burada görüyorsunuz zaten. Onu da inşallah değişeceğim. Eğer araçta bir mazot kokusu varsa zaten oradan geliyordur. Geri dönüşte bilginiz olsun.